oğlum. Seni son gördüğümde el kadar bebeydim. Kucağımda uyuturdum ben seni. Süt kokardın. Can. Duymayayım ben. Sen kimsin? Kocaman olmuşsun. Tıpkı anana benzemişsin. Canımın içi derdi sana. Hala değil mi? Can. Oğlum hadi hastaneye gidelim. Gidelim hadi gel. Hadi. Kim bu adam? Oğlum. Sakın. Deme. Üzerimde suç var. Önce babamla adımı temizleyeceğiz. Sonra eğer adım temize çıkmazsa gene saklamam gerekecek. Çocuğun kalbine büyük daha yükleme. Tamam. Tamam. E haydi, haydi. Zaten geç kaldık, zor aldım randevuyu. Hadi bakalım. Haydi gel bugün. Biraz dinlensin dedim. Belki sakinler o zaman. Hiç boşa bekleme. Sakinleşme o Fatma kadın. Oh. Ne yapacağız Yakup Bey'im? Eyüp'üm çok değişmiş. Bunları, yalanları sıralamadan önce düşüneceksin. Sanki ortaya çıkmayacak gerçekler. Gözü dönmüştü. Demeyedim ikimizin birden canını alacaktı orada. İyi halt et. Az nefes al. Nasıl olsa ikimizin de ölümü evladımızın elinden olacak. Ejderin ettiklerini bir öğrensin. Tövbe deme be Yakup'um. Yakup, sen en iyisi bizim oğlumuzun adını temize çıkar. Bu arada torunların da Gülperi'nin de karşısına çıkmaz. Ben de bu sırada öylesine usulüne göre bir işlerim ki... Gerçekleri öyle bir söylerim, bizi haklı çıkarır. He? Ölmez de sağ kalırsan inşallah. Tövbe de be. Tövbe. Eyüp'üm ne yapmışlar sana? Ana çık dışarı. Kurban oldum. Ben senin ananım. Utanacak, kızacak ne var? Rabbim, Rabbim seni de ağlayacaklarına beni de ağlasalardı keşke. Ana sus! Çık dışarı. Bir daha da sessiz sessiz girme buraya. Tamam Eyüp. Tamam koçum. Tamam Eyüp. Gideyim.